Ve 2500 kilometre sonra Sıla yolunun sonuna geldik. Şu anda Kapıkule'deyim. Sıla'yı az önce Türk tarafına geçtim. Ve gerçekten çok eğlenceli bir yolculuktu. Birçok insanla tanıştım. Akaryakıt alırken, dinlenirken, yemek yerken birçok insanın sıkıntılarını dinledim. Ve gerçekten insanlar uzun kuyrukları, işte çorba parası isteyen bazı zabıtlardan çok şikayetçi. Ama aynı zamanda akaryakıt fiyatlarından ve 2500 kilometrelik ve bazı insanlar için daha uzun olan Sıla yolundaki güvensiz ortamdan da bahsedenler oldu. Dolayısıyla şu anda Kapıkule'deyim. Az sonra İstanbul'a geçiş yapacağım ve İstanbul'a varır varmaz Hollanda'nın Dışişleri Bakanı'na soru önergesi yöneteceğim. Ve bence Hollanda Dışişleri Bakanı Yunan, Bulgaristan, Macaristan, Hırvatistan çeşitli Avrupa ülkelerinin Dışişleri Bakanlığı'na irtibata geçmesi gerekiyor ve her yıl on binlerce aracıyla Avrupa içerisinde hareket eden gurbetçilerin sıkıntılarına, dertlerine artık çare bulunması gerekiyor. Ben Hollanda parlamentosunda milletvekili olarak bu konuda elimden geleni yapacağım ve en azından Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda adım atması gerektiğini düşünüyorum. Ve şu anda beni dinliyorsanız ve yoldaysanız sizlere hayırlı yolculuklar diliyorum, güvenli yolculuklar diliyorum ve iyi tatiller diliyorum.